Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı bölümü içerisinde daha önceki dersimizde görsel tasarım ilke ve ögeleri ve görsel araç ve gereçlerden söz etmiştik. Özellikle ÖSYM'nin bu konu kapsamında soru sorduğu bölümlerden bir tanesi de etkileşime dayalı öğrenme imkanı sağlayan araçlardır. Etkileşim öğretmen ve öğrenci arasında bir anlamda bilgilerin akışını kolaylaştıran bir anlamda yapıdır. Sınıf içerisinde öğretmen ve öğrenci arasında bir bilgi akışının dönüşümlü olarak gerçekleşmesi, yani öğretmenden öğrenciye, öğretmenden öğrenciden öğretmene doğru olmasa etkileşimin olduğunu gösterir. Etkileşimli araçlarda da genel anlamda sadece materyal öğrenciye bilgi veriyor diyemeyiz. Öğrenci de aynı zamanda bilgisini materyale aktarıyor ve bu bilgi işlenerek bir anlamda harmanlanıyor diyebiliriz. Bu kapsamda öğrenciyi daha fazla derse katan, yaparak kaşıyarak öğrenme imkanı sağlayan, içeriği somutlaştıran farklı materyaller etkileşimli araçlar olarak yorumlanabilir. Bunlardan ilki bilgisayardır. Bildiğimiz üzere şu anda dünyamızda herhangi bir alanda bilgisayarın kullanıldığı, her alanda bilgisayarın kullanıldığı söylenebilir. Bu süreçlerden, bu kullanma alanlarından bir tanesi de eğitimdir. Bu kapsamda eğitim süreci içerisinde bilgisayar, öğrenciyi araştıran, sorgulayan, bilgiyi tekrarlarla pekiştirme imkanı, öğrenciye tekrarlarla pekiştirilmesi imkanı sağlayan bir yapıdır, materyaldir. Bu kapsamda öğrencinin bulunduğu her yerde, her zaman, her koşulda öğrenmesine, yani yaşam boyu öğrenme imkanını edinmesine olanak sağlar. Bu kapsamda materyaller içerisinde bilgisayarın ayrı bir yer olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü sadece bilgisayar öğretim materyaline dayalı olarak düzenlenmiş anlayışlar vardır. Bu kapsamda bilgisayara önem vermeniz gerektiğini söyleyebilirim. Öncelikle uzaktan eğitimden söz etmek isterim size. Bilgisayarın kullanıldığı, günümüzde etkin şekilde kullanıldığı anlayışlardan bir tanesi. Ancak sadece uzaktan eğitim bilgisayarla mı olur ya da bilgisayar desteğiyle mi gerçekleşir? Arkadaşlar, uzaktan eğitim adı üzerinde farklı mekanlarda bulunan öğretmen ve öğrencilerin bir öğrenme terminaline bağlanarak. Nedir bu terminal? Bu bir kitap olabilir, bir mektup olabilir, bir bilgisayar olabilir, bir televizyon olabilir. Yani bir iletişim aracına bağlanarak etkileşim kurması esasına dayanan anlayıştır. Bu anlayışta öğretmen ve öğrenci fiziksel olarak ayrı mekanlardadır ve bir iletişim aracı ile etkileşim kurma imkanı bulurlar. Öğrencilerin, öğretmenin anlatım ve gösterimini izlerken aynı anda ona soru sorabileceği gibi doğrudan sadece izleyip not alabilmesine de olanak sağlar. Yani uzaktan eğitim iki farklı biçimde gerçekleşir. Eğer şu andaki gibi benim anlattığım konuyu ya da kavramı doğrudan ne anlamda siz dinlerken bana soru sorabiliyorsanız, hocam şu bölümü tekrar edebilir misiniz? Şu bölümü anlamadım. O zaman şunu da söyleyebilir miyiz? Deyip dersin arasına girip doğrudan dersin işlendiği anda soru sorabiliyorsanız o eğitim faaliyeti senkron, yani eş zamanlı olur. Ancak hazırlanmış bir eğitim faaliyetinin videonun kaydedilmesi ve daha sonra izlenmesi, yani doğrudan öğretmene soru sorma imkanının, etkileşim imkanının kısıtlı olduğu, daha doğrusu soru sorarak öğretim sürecini düzenleme olasılığının düşük olduğu anlayış ise asenkron, gerçek zamanlı olmayan öğrenme olarak yorumlanabilir. Uzaktan eğitimde hem aynı anda, yani saat 7'de oturdunuz, saat 19.00'da oturdunuz bilgisayarın karşısına, doğrudan eğitim görüyorsanız, doğrudan soru sorabiliyorsanız, dinlediğiniz anda anlamadığınız konu kavram kapsamında soruları da cevaplayabiliyorsanız buna senkron öğrenme diyebiliriz. Ancak herhangi bir zaman diliminde kaydedilmiş, geçmişte kaydedilmiş bir dersi dinliyorsanız buna asenkron öğrenme deniyor. Uzaktan eğitim ilk olarak işte aslında 1917 yılında etkili şekilde kullanmaya başlanmış bir anlayıştır. Nasıl yani? Şöyle ki, geçmişte bilgisayar ve televizyon, radyo yokken eğitim faaliyetleri
maille, mektupla, mail de yok bu arada, mektupla ya da anlamda dergiyle, gazeteyle, mecmuayla yapılıyor. Yani adam mektuba bilgiyi koyuyordu ve posta yoluyla öğrencisine gönderiyordu. Sonra zaman içerisinde bu etkileşim ve iletişim araçları gelişti ve değişti. Bu kapsamda uzaktan eğitim denilen yapı genel anlamda öğrencinin bilgiyi farklı araç gelişlerle edinmesine olanak yaratan bir yapı olarak yorumlanabilir. Sadece bilgisayarla yapıldığı, gerçekleştirildiğini söylemek yani doğru değildir diyebiliriz. Genel anlamda eğitim faaliyetleri içerisinde uzaktan eğitimin farklı ortamlardaki bireylere öğrenme olanı fırsatı yarattığı dikkate alındığında kaliteli öğretim hizmetlerini kitleselleştirdiği yorumunu yapabiliriz. Yani herkes bulunduğu her yerden eğitim görebilir. Öğretimi zamandan ve mekandan bağımsızlaştırır. Öğretim süreci içerisinde modüler bir sistem vardır. Yani dersler birbiri içerisinde ilişkilendirilerek ilerlemez. Program geliştirme kendi içerisinde devam ederken gelişim psikolojisi kendi içinde devam edebilir. Yani aralarında bir iletişim, ilişki kurulmaz. Böylece isteyen kişi istediği dersi parça biçiminde dinleyip öğrenebilir. Aynı zamanda uzaktan eğitim yaşam boyu öğrenme süreçlerine olanak sağlar diyebiliriz. Uzaktan eğitim faaliyetlerinin genel anlamda yapısı incelendiğinde hemen bir görsel oluşturmak istiyorum ama mesela hemen kalemimle çizeyim buraya. Şimdi bakın, en genel çerçeve içerisinde en genel çerçevede uzaktan eğitim vardır. Uzaktan eğitim. Bu çerçeve içerisinde aynı zamanda başka bir renk alayım. İçerisinde yavaş mesela öncelikle mektup kullanılmış dedim. Gazete kullanılmış dedim. Yazılı materyaller. Sonra zaman içerisinde farklı bir materyal, farklı unsurlar ortaya çıkmış. Nedir o unsur? Elektronik araçlar geliştirilmiş. Elektronik araçlar ile e-öğrenme oluşmuş. Elektronik öğrenme. Yani doğrudan televizyon, radyo, VCD, DVD ile. Bu kapsamda burada elektronik araçlar olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonraki süreçlerde bilgisayar ortaya çıkmış. Bilgisayar. Yani BDÖ farklı yazılımlar ile öğrenmeyi sağlayan anlayış. Bilgisayar destekli öğretim ortaya çıkmış. Daha sonra bilgisayar destekli öğretimin ardından karşımıza farklı bir anlayış ortaya çıkmış. Başka bir renk alayım. İnterneti bağlamışız bilgisayara. İnternet destekli öğretim. Web tabanlı öğrenme yani. Web tabanlı öğrenme ortaya çıkmış. Ve bunlar öğrenmeyi kolaylaştırmış. İnternetle birlikte doğrudan öğrenci öğretmeni duyabildiği gibi sorabilmiş soruyu. Buna online eğitim denir. Biz biraz önce buna senkron öğrenme demiştik şurada. Online eğitim. Doğrudan öğretmenin öğrenciye soru sorabildiği, onu dinleyebildiği, dinlerken bir anlamda aynı zamanda bilgisini güncellediği, değiştirebildiği ve öğretmene de soru yeni bilgi kazandırabildiği eğitim türü online eğitim. Yani şöyle söyleyebilir miyiz? Uzaktan eğitim genel çerçeveyi oluşturur. Uzaktan eğitim içerisinde hem gazete, hem dergi, hem televizyon, hem radyo, hem bilgisayar, hem bir anlamda internet bir öğretim aracı olarak kullanılabilir. Bu kapsamda özellikle bilgisayar destekli öğretime dikkat etmenizde fayda var. Dikkat. ÖSYM özellikle bu bölümle ilgili soru soruyor. Nedir bilgisayar destekli öğretim? Arkadaşlar, aslında bilgisayar destekli öğretim programlı öğretim sürecinde ifade ettiğimiz küçük adımlar, etkin katılım, bireysel hız, anında dönüp düzeltme ve başarı ilkelerinin teknolojik materyallerle gerçekleştirilmesine imkan yaratan bir anlayıştır. Bu anlayış, eğitim süreci içerisinde öğrencilerin birbirinden bağımsız ilerlemelerine olanak yaratır.
Bu anlayış bilginin etkin katılım sürecinde öğretmen ve öğrencinin katılımı süreci içerisinde pekiştirilmesine olanak sağlar. Öğrenciye doğrudan bilgi eksikliğiyle ilgili anında doğrudan sen bu konuyu bilmiyorsun, eksikliğin var, başa dönmen gerekiyor şeklinde dönüp düzeltmenin sunulmasına olanak yarattığı, yani zengin öğrenme ortamı yaratan, performansın takibini kolaylaştıran, kalıcı öğrenmeler sağlayan, öğretimi zamandan ve mekandan bağımsızlaştıran, öğrencinin kendi kendine bilgisayarın karşısına geçerek bilgiyi pekiştirmesine olanak sağlayan bir anlayış olarak görülebilir. Bu anlayışta öğrencilerin birbirinden bağımsız ilerlemeleri ve etkin olabilmeleri, bilgiyi pekiştirmeleri, kalıcı hale getirmeleri için farklı yazılımlardan yararlanır. Bu yazılımlardan birincisi birebir öğretim yazılımıdır. Nedir birebir öğretim yazılımı? Özel öğretici yazılımı. Arkadaşlar, birebir öğretim yazılımı yeni konuların öğrencilerin öğrenme hızlarına uygun şekilde öğretimini sağlayan yazılımdır. Yeni konuların öğrencilerin düzeyine uygun biçimde. Yani eğer siz ilk kez öğrencinize bir konuyu öğretiyorsanız ve öğrenci kendi hızında ilerlesin istiyorsanız ve öğrenci bu süreç içerisinde konuyu birim birim, adım adım işlesin, böylece temel bilgi eksikliklerini gidersin istiyorsanız, birebir öğretim yazılımından yararlanmanız daha uygun olur. Yeni konuyu öğrencinize öğrettiyseniz çocuk yeni bir konuya, daha doğrusu konuyu yeni bir başlığa geçebilir ya da yeni bir yazılıma geçebilir. Diğer yazılım ise alıştırma tekrar yazılımı. Bakın, işlenmiş konuların, yani daha önce işlenmiş bir konunun tekrar edilip pekiştirilmesi işlemlerinin soru cevaba dayalı olarak gerçekleştirildiği, yani ön bilgiye sahip öğrencinin bilgisini kalıcı hale getirmeyi sağlayan yazılıma alıştırma yazılımı denir. Öğrencilerin edindikleri bilgileri kalıcı hale getirmek için, bilgiyi hayata transfer edebilmek için üst düzey bir sorun kapsamında makalelerden veri toplayarak sonuca ulaşmaları için yararlanılan yazılım ise problem çözme yazılımıdır. Problem çözme yazılımı öğrencilerin öğrendikleri bilgileri gerçek yaşama transfer etmelerine olanak sağlar. Yani kalıcı bilgi sağlar. Benzetim yazılımı gerçekte uygulanması zor ya da imkansız deprem, sel felaketi, oy kullanma, araba kullanma, silah kullanma ve benzeri işlemlerin bilgisayar üzerinde tatbik edildiği, yani yaparak yaşayarak öğrenme olanağı sağlayan yazılımdır. Benzetim, simülasyon. Öğrencinin neyi ne kadar yeterli ya da yetersiz biçimde öğrenip öğrenmediğini saptamak için kullanılan yazılım ise sınama durumları yazılımıdır. Yani öğrenciyle ilgili karar vermeyi sağlayan yazılım olarak görülebilir sınama durumu yazılımları. Yani biz öğretim sürecinin başında öğrenciye bilmediği bir konuyu öğretiyorsak birebir öğretim yazılımı olur. Çocuk okula gelemeyecek yaklaşık bir ay boyunca. Bu durumda çocuğa ona bir özel bir öğretmen gibi bir yazılım vererek bu yazılım üzerinden çalış dememiz gerekiyorsa birebir öğretim yazılımı daha uygundur. Sınıfında bazı öğrenciler konuyu biliyor. Bu öğrencilerin bu konu kapsamındaki bilgilerini pekiştirmelerini ve eksikliklerini saptamalarını sağlamak için sorular sormak istiyorsanız alıştırma ve tekrar yazılımı daha uygun olur diyebiliriz. Problem çözme yazılımı ise kalıcı bilgiyi kazandırmada etkilidir. Tehlikeli durumlar ön plana çıkmışsa benzetin, çocukla ilgili karar verelim, acaba öğrenmiş mi öğrenmemiş mi bu konuda bir çıkarıma ulaşalım diyorsak sınama durumları, yani değerlendirme yazılımından yararlanmak daha uygun olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Bilgisayar destekli öğretim bu kapsamda önemlidir diyebiliriz. Bilgisayar destekli öğretim kalıcı öğrenmeler sağlar, evet. Öğretim sürecini zenginleştirir, performans takibini kolaylaştırır, evet. Ancak öğrencilerin sosyalleşmesini engeller diyebiliriz. Sosyalleşmede, iletişim becerilerini geliştirmede sınırlı olduğu söylenebilir. Akıllı ya da etkileşimli tahta aslında günümüzde çok fazla kullanılan bir öğretim materyalidir. Özellikle ben burada akıllı tahtanın neden kullanıldığından söz etmek isterim. Arkadaşlar, öğretim süreci içerisinde artık yapılandırmacı yaklaşımdan yararlanıyor. Yapılandırmacı yaklaşım,
Öğrenme öğretme süreci içerisinde öğrencilerin bilgiyi kendi kendilerine yapılandırıp organize etmelerine daha fazla önem veriyor. Ancak sınıfınızda eğer kara tahta varsa, sınıf tahtalarında bilgiler organize edildikten sonra yarım kaldığı için bir sonraki derse yarım bir bilgiyi yeniden organize etmeniz daha zor olacaktır. İşte bu kapsamda sınıf içerisinde öğrencilerin bilgiyi gerçek, birincil veri kaynaklarla argümante etmelerine, yani veri toplamalarına, sınıf içerisinde görerek, işiterek, söyleyerek, yaparak, yaşayarak öğrenmelerine, bilgiyi kaydedip mail olarak atmalarına ve bu süreç içerisinde sorgulama işlemlerini zenginleştirmelerine olanak yaratan, imkan sağlayan dokunmatik bir ekrandır. Yani tablettir aslında akıllı tahta. Öğrenci bu süreçte farklı etkinlikleri farklı yazılımlar aracılığıyla akıllı tahtada gerçekleştirebilir. Böylece sınıfta yapamadığımız güvenli olmayan deney uygulamalarını akıllı tahta üzerinde etkileşimli içerik içerisinde yapabilir ve bilgiyi pekiştirebilir hale geliriz. Bu nedenle etkili olduğunu söyleyebiliriz akıllı tahtaları. Arkadaşlar, bir sonraki dersimizde materyal geliştirmede Edgar Dale'in yaşantı konusundan söz edeceğiz ve materyal geliştirme ile ilgili gelecek sorularla ilgili temel içerikleri tamamlamış olacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.